Pasaportum vardı. Konsolosluk ilgilendi sağ olsun. Geçici pasaportu verdiler. Ancak Köln Havaalanı'ndan çıkarken Alman polisinin kötü bir muamelesine maruz kaldım. İncitici oldu gerçekten ülkem adına. Yani bu benimle ilgili bir sorun değil sadece. Bireysel olarak da çok üzüldüm ama ben bu ülkenin parlamenteriyim. Aynı nezaketi, aynı saygıyı biz Alman parlamenterlere, yabancı parlamenterlere nasıl bir ilgi ve nezaket gösteriyorsak onlardan da aynı şekilde saygıyı ve nezaketi beklemek hakkımız. Ama maalesef böyle bir uygulama olmadı. Kötü bir an geçirdim. Kötü bir zaman. Gözaltına mı almaya çalıştılar efendim sizi? Yani evet, havaalanının karakoluna getirdiler ama hani yurda böyle kaçak girmiş gibi olan insanların arasında bekletildim. Ayakta bekletildim. Söylediğiniz halde. Sizin evet. Kendinizi tanıttığınız halde. Evet. Siz evet. Neye yorumluyorsunuz efendim, Sayın Başkanım? Siz bunu neye yorumluyorsunuz? Siz neden böyle bir muameleye maruz kaldınız? Yani benim üzerimden bir genelleme yapmak çekinirim ama şunu söyleyebilirim. Türkiye yükselen bir güç. Türkiye bağımsızlığını korumak ve geleceğini bağımsız bir şekilde kurgulamak isteyen bir ülke halinde. Sanıyorum bundan çekiniyorlar.